Arkası Yarın. Bir Babanın Gözyaşları. Birinci Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Eser İsmail Yağcı. Hikaye Mehmet Mert. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Selahattin Aksongur. Nazife, oğlan kaç yaşında oldu biliyor musun? Bu ne biçim soru bey? İnsan evladının yaşını bilmez mi? Geçen ay 27'sine bastı. Ve büyük bir şirketler grubunun finans müdürü. Allah'a şükürler olsun ki bize onun mevki sahibi olduğu günü de gösterdi. Bir de evlenip çoluk çocuğa karıştığını görsek. Ah, hiç yaramı deşme bey. Günde 5 vakit namazdan sonra oğlumuz için dua ediyorum. İnşallah mürvetini de görürüz. Madem öyle evlendirelim bu çocuğu. Yuva kurmak için ne bekliyor ki? Bak yaşı da 27 oldu. Ben seninle evlendiğimde 23 yaşındaydım. Şimdiki gençler farklı bey. Bizim evlen dememizle evlenmiyorlar. Ben neler buldum ona. Okumuş, temiz süt emmiş ne aile kızları buldum da bir tanesine bile dönüp bakmadı. Neden? Ne diyor peki? Hiç. Acele etme anacığım. Zamanı gelince evlenirim diyor. İyi de yıllar su gibi akıp geçiyor hanım. Hem oğlan hem de biz yaşlanıyoruz. Ölmeden önce oğlumuzun mürüvvetini görmek istiyorum. Dedim ya bey, devir değişti. Eskiden büyüklerin lafı dinlenirdi. Şimdi ananın babanın tavsiyelerini dinleyen kalmadı ki. Ama bizim oğlumuz o diğer gençlerden farklıdır hanım. Bugüne kadar bize hiç saygısızlık etmedi. Allah için, orası doğru. Her zaman sahip olduğum her şeyi sizlere borçluyum der de başka hiçbir şey demez. Bak ne diyeceğim Nazife. Sakın oğlanın bir kız arkadaşı ya da ne bileyim sevdiği biri olmasın. Bilmem ki. Hiç söz etmedi. Ben de sormadım. Bana kalırsa ağzını arasan iyi olur. Olur. Arayayım bir. Doğru söylüyorsun. Yakışıklı, boylu boslu, kazancı da yerinde. Kızlar boş bırakır mı benim oğlum gibisini? Orhan Bey içeride mi, ne var? Ay, içeride ama telefonla görüşüyor, giremezsin. Ne o, esneyip duruyorsun. Gece geç mi yattın yine? Ay ne zaman erken yattığım var ki? Gece kulübündeydim, sabaha karşı eve döndüm. Boşuna sana sosyete nebahat demiyorlar. Her gece bir eğlence yerindesin. Ay ne yapacaktım? Dışarıda pırıltılı bir hayat var kızım, ölümlü dünya, yaşamaya bakacaksın. Madem böyle bir hayatı seviyorsun, neden bu holdingde yönetici asistan olarak çalışıyorsun? Çevrende bir sürü zengin yakışıklı erkek vardır. Evden onlardan biriyle rahat et. Eğlenmek ayrı, evlenmek ayrı iş Ayşe'cim. Benim annem de sosyete biliyorsun ama 3 koca eskitti. Neden? Çünkü onun evliliklerinde sevgi değil para vardı. Peki evlilik konusunda sen ne düşünüyorsun? Ay, benim evleneceğim kişi paralı, mevki sahibi, yakışıklı, karizması olan ve benim aşık olabileceğim birisi olmalı. Var mı bari öyle biri? Var tabii. Sahi mi? Kim peki? Buyurun Orhan Bey. Bir dosya üzerinde çalışacağım. Ben haber verinceye kadar telefon bağlamayacağım. Peki efendim. Orhan Bey, imzalanması gereken bir evrak vardı da. Nebahat'ı ona bırakın, ben sonra imzalarım. Peki efendim. Al Nebahat, sende kalsın. Orhan Bey. Hayatım. Efendim. Kaçta çıkıyoruz bugün? 6'da. Ama bak ama şimdiden söyleyeyim. Bara mara gidemem ben. Aa neden? Her gün her gün olmaz. Hem her buluşmamızda bara gitmek zorunda mıyız? Mesela sinemaya gidelim bugün de. Benim için fark etmez. Benimle ol da nereye istersen oraya giderim. Biliyor musun? Senin şu cilvelerine bayılıyorum. Aklın başından alıyorsun Nebahat. Ben de senin yakışıklılığına bitiyorum. Film nasıldı, beğendin mi? Filmi beğendim ama seni beğenmedim beyefendi. Aa, neden? Ayol liseli aşıklar bile senden daha cesur. Ne o? Elini şöyle bir tutayım dedim, hemen çektin. Pes yani. Senin kadar utangacını da görmedim doğrusu. Ya, bunun utangaçlıkla bir ilgisi yok. Sinemaya ilerim tutmak için değil, film seyretmek için gittik değil mi? Fazladan el ile tutuşmanın ne zararı var ki? Kusura bakma, bana ters geliyor bu tür hareketler.
Ters gelen nedir? Flört etmemiz mi yoksa? Ters gelen böyle başıbozuk gençler gibi sokakta, sinemada sevgimizi göstermek. Bu tür hareketleri ben tasvip etmiyorum. Senin gibi yüksek okul mezunu, kültürlü, müdürlük rütbesine ulaşmış biri bunları nasıl söyleyebilir Orhan? Yabancı filmlerde görmüyor musun? Gençler sokak ortasında aleni öpüşüyorlar. Ya bana ne yabancı filmlerden, yabancı ülkelerden? Biz Türk'üz, Türkiye'de yaşıyoruz. Gerek sosyal, gerekse de kültürel geleneklerimiz en azından bu tür davranışları ayıplıyor. Hoş gözle bakmıyor değil mi? Peki sen nasıl bir gözle bakıyorsun? Ben insanların sevgilerini sokak ortasında herkesin içinde göstermesine karşıyım. Her şey değişti hanım, her şey. Güzellik anlayışı, aile yapısı anlayışı, her şey geçmişte kaldı. Gel de şimdiki gençlere fiziki güzelliğin değil, ruh güzelliğinin önemli olduğunu anlat anlatabilirsen. Bilmiyorum Salih Efendi. Bu konuda biz mi haklıyız, gençler mi haklı? Çağ atladık diyorlar ya, bu evlilik anlayışı da öyle oldu galiba. Yanlış. Aile yapısının çağ atlamayla bir ilgisi yok. O yapı hiçbir zaman değişmez. Evlilik güzellikten öte karşılıklı saygıya, sevgiye, anlayışa ve ruh güzelliğine dayanır. Güzel söylersin bey ama şimdiki gençler birbirlerinde başka meziyetler arıyor. Kız olsun erkek olsun herkes maddiyat peşinde. Heh, işte zurnanın zırt dediği yerde burası Nazife. Aile yapısını maddi temeller üzerine kuranların evlilikleri ne yazık ki uzun sürmüyor. Maddi durum biraz kötüledi mi kavgalar, hırlaşmalar başlıyor. Sevgi saygı bitiyor, arkasından da boşanmalar başlıyor. Yani şimdi içimden gelip de seni öpmeye kalksam buna izin vermeyecek misin? Of, yeter ama. Deminden beri boşuna mı konuşuyorum ben? Tamam şaka söyledim. Ne yapıyoruz şimdi? Vakit geç oldu. İstersen seni eve bırakayım. Annen merak edebilir. Kim? Benim annem mi? Ay güldürme beni. Hiç eve gitmesem aklına bile gelmem. Hem zaten birbirimizi pek görmüyoruz. Neden? Annenle aynı evde kalmıyor musun? Evet ama o kendi havasında, ben kendi havamdayım. Şu sosyete gecelerinden vazgeçemiyorsun değil mi? Geçemem. Ben bu dünyaya bir kere geldim, bir daha gelecek değilim. Bunun için de ömrümü eğlenerek geçirmek hakkım. Senin de böyle düşünmeni istiyorum. Zannediyorlar ki evlilik hep el bebek gül bebek yaşanır. Bu işin tatlı olduğu kadar acı günleri de olduğunu düşünmüyorlar. Şükretmesini bilmiyorlar. Ne güzel diyorsun be. Anlatırken bir an için kendi evliliğimiz geldi aklıma. Senin memur maaşınla ne sıkıntılı günler yaşadık. Hem ev kirası verdik hem oğlumuzu okuttuk. Ama bir gün olsun yaşadığımız hiçbir ana isyan etmedik. Allah'a verdikleri için hep şükrettik. Şükretmek iyidir hanım. İnsan nasıl kendisine yardımı dokunan birine teşekkür ediyorsa kendisini yaradana da teşekkür etmelidir. Oğlumuzu mümkün olduğunca bu anlayışla yetiştirdik, büyüttük. Umarım bizden öğrendiklerini kendi hayatında da tatbik eder. Eğlenmek yaşamın bir parçası nebahat ama nasıl olsa öleceğiz diye bu parçayı bir yaşam biçimi haline getirmek yanlış. Unutma ki ahiret denilen bir şey de var. Aman yine başlama Orhan, içimi karartıyorsun. Önemli olan yaşamın tadını çıkarmak, hayattan zevk almak, hayatın güzelliklerini doya doya yaşama. İkisi de önemli Nebahat. Bu dünyaya yiyip içmek, sırf gezip eğlenmek için gelmedik, bunu bilmen lazım. Ya ne için geldik? Kulluk imtihanı için. Tamam kapatalım bu konuyu. Gel şuradaki kafeye girip bir şeyler içelim. Konuşmaktan ağzım kurudu. Ay hayret bir şey, elini tutayım dedim konu nereye geldi? İmam Hatip'ten mi mezun oldun, işletme fakültesinden mi? Anlamıyorum ki. Bak saat 10'u geçiyor, hala gelmedi bu çocuk Nazife. Merak etme, ilk defa geç kalmıyor ki. Ne zamandır hep bu saatlerde geliyor. Öyle mi? Ben hiç farkına varmamışım. Biriyle mi buluşuyor dersin? Bilmem ki. Bana kalırsa Orhan'la bir an evvel konuş Nazife. Gönlünde biri varsa bilelim. Yoksa da bir an önce baş göz edelim. Tamam bey, tamam, merak etme, öyle yapacağım. Ben yatmaya gidiyorum. Yarın sabah erken kalkıp emekli aylığımı almak için maaş kuyruğuna gireceğim. Olur. Ben de Orhan'ın gelmesini bekleyeyim. Hadi sen yat. Üf,
seninle ciddi şeyler konuşmak istiyorum Orhan. Seni dinliyorum. Neredeyse bir yıldır arkadaşlık ediyoruz seninle. Hı hı. Senden çok hoşlanıyorum. Hatta seni sevdiğimi bile söyleyebilirim. Ben de aynı şeyleri senin için söyleyebilirim. Ama bu kadarı bana yetmiyor. Ne demek istiyorsun? Bu işi fazla uzatmadan evlensek diyorum yani. Evlenmek mi? Evet. Niye şaşırdın? İstemiyor musun yoksa? Yo, istiyorum elbette. Ben de seni seviyorum. Hem de tasvip etmediğim yaşam tarzına rağmen seni seviyorum. Seni bana çeken gizli bir güç var sanki. Madem öyle ne bekliyoruz? Birbirimizi tanıdık nasıl olsa. Başlayalım nikah işlemlerini bir an evvel bitirelim şu işi. Ben bu kadar aceleye getirmeyelim diyorum. Neden? Yabancı filmlerde görmüyor musun? Kızla erkek tanıştıklarının ikinci günü gidip evleniyorlar. Bak rica ediyorum artık şu yabancı özentisini bırak Nebahat. Burası Türkiye. Ay tabii ya Türkiye. Gelenekler görenekler var değil mi? Var tabii. Bunu yok sayamayız. İnsanların birbirlerine aşık olması dünyanın her yerinde aynı. Ama evlenmek çok farklı. Tamam acele etmeyelim. Sorun ne? Sorun şey... Ne? Bak eğer işi yokuşa sürmek istiyorsan söyle bu işi hemen şimdi bitirelim. Ayrılalım. Hem ben işten de ayrılırım. İşten ayrılmak nereden çıktı şimdi? Ben paraya ihtiyacı olan biri değilim. Seni sevdiğim için, seninle aynı yerde olmak için çalışıyorum. Tamam sakin ol. Evlenmeyelim demedim sana değil mi? Ama ortada bir sorun olduğu apaçık belli. Öyle değil mi? Evet bir sorun var. Ama aşılmayacak bir şey değil. Sadece biraz zamana ihtiyacım var hepsi bu. Neden ama? Bizimkiler için. Yani annemle babam için. Aa, sizinkiler mi? Anlayamadım. Bak sevgilim. Herkesin kendin gibi olmasını bekleyemezsin değil mi? Yani sen ve annen kendinize göre bir hayat tarzı belirlemişsiniz. Bizim de yani benim anne ve babamın da kendilerine göre bir hayat tarzı var. Olabilir. Bundan bize ne? Ha, bize ne değil mi? Ben ailemi bilirim. Sen onların hayalindeki gelin değilsin. Bak sakın yanlış anlama. Bunu seni kötülemek için söylemiyorum. Onlar eski insanlar. Zamanında görücü usulüyle evlenmişler. Ay inanamıyorum. Birbirlerini görmeden sevmeden evlilik mi olurmuş? Olur tabii oluyor da. Gerçek olan da bu tür evliliklerin daha kalıcı ve istikrarlı olduğu. Bak bunu görmezlikten gelemeyiz. Bak sonuçta kimi gençler flört ederek kimileri de görücü usulüyle evleniyorlar değil mi? Buna saygı duymak zorundasın. Neden duyacakmışım? Hiç bile duyamam. Toplum yalnız sen ve senin gibilerden oluşmuyor ki Nebahat. Bak yine içimi karartmaya başladın Orhan. Lafı nereye getirmek istediğini açık açık söyle de anlayalım. Bir süredir annem evlen diye baskı yapıyor bana. İyi ya işte madem onlar da senin evlenmeni istiyormuş. Sorun ne? Sorun sensin. Ne? Yani onların uygun bulmadığı bir gelin olman sorun. Anladın mı şimdi? Aman Orhan. Görücü usulüyle buldukları sanki benden daha güzel, daha bakımlı, daha marifetli mi olacak? Anlamıyorsun Nebahat. Her ana babanın gönlünde kendilerine göre bir gelin ya da damat yatar. Şimdi birdenbire ben ille de bu kızla evleneceğim diyerek onların ne hayallerini yıkmak ne de saygısızlık etmek istemiyorum anlıyor musun? Madem öyle. Nasıl evleneceğiz peki söyler misin? Konuşacağım onlarla. Gönüllerini kırmadan razı etmeye çalışacağım. O zaman hemen konuşsan iyi edersin. Çünkü bu iş bana sıkıntı vermeye başladı. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Sosyeteden bir arkadaşımın yaş günü partisine. Söz verdim çünkü. Anne sen uyumadın mı hala? Uyuyamadım oğlum. Sen gelmeden uyuyamıyorum. Yapma anne 27 yaşında koca bir adamım ben. Neden beni bekliyorsun ki? Analık işte oğul ne yaparsın. Benim gözümde hala şu kadarcık çocuksun sen. Canım benim. Babam yattı mı? Yattı. Yarın sabah erken kalkıp emekli maaşı kuyruğuna girecekmiş. Bankaya o kadar erken gitmenin ne lüzumu var ki? Birkaç gün sonra ağası olmuyor mu? Nasıl olsa ben sizin her türlü ihtiyacınızı karşılıyorum. Biliyorum oğlum ama babanı bilirsin. Gururuna çok düşkündür. Eli ayağı tutarken evlat eline bakmayı sevmez o. Sizler benim elime bakmıyorsunuz ki anneciğim. Beni bugünlere siz getirdiniz. Sizleri sırtımda taşısam bunu ödeyemem ben size. Ah güzel oğlum, hayırlı oğlum, vefalı oğlum benim. Allah herkese senin gibi evlatlar nasip eder inşallah. İnşallah anneciğim. Bir de senin evlendiğini görsek hayırlısıyla. Şöyle torunumuzu bir kucağımıza alsak. Yüce Rabbimden başka hiçbir isteğimiz yok. Benim güzel anam.
Eğlenmemi çok mu istiyorsun? Aa, bu da sorulur mu oğul? Senin yaşıtların çoktan çoluk çocuğa karıştılar. Madem öyle, ben de bu arzunuzu yakında yerine getireceğim. Ne? Sahi mi? Evet anne, evlenmek istiyorum. Ah Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun. Öyle sevindirdin ki beni. Tamam, tamam şimdi yarından tezi yok, sana bir sürü kızı bulacağım. Benden bulması, senden beğenmesi. Bence buna gerek yok anne. Sokağın başındaki mühendisin kızı var ya, o tam bizlik. Hem güzel hem de ev kızı. Anne bak. Bak bitişik apartmanda oturan Şule Hanım'ın kızı da olur. Ama geçenlerde 19 yaşını bitirdi. Kendini yetiştirmiş, görgülü, kültürlü, edepli. Anneciğim. Tam bir ev hanımı olacak. Güzelliği desen öyle güzel ki vallahi değme güzeller eline su dökemez. Bak anne benim bak Mübeccel teyzenin hani komşusunun kızı var ya, onu da bir görme. Esmer güzeli, yay gibi kaşları, anne, badem gibi gözleri var. Öyle hamarat, öyle anne, hamarat ki hem bilgisi görgüsü. Anne. Efendim anne, oğlum. Bu işi bana bıraksan daha iyi olmaz mı? Hangi işi? Evlenme işini. Yani evleneceğim kişiyi kendim bulsam daha iyi olmaz mı? Kendin mi bulacaksın? Evet. Neden şaşırdın ki? Sence doğru olan bu değil mi zaten? Bilmem ki. Bizim zamanımızda bu işe büyüklerimiz karar verirdi. Hiç de yanıldıkları olmazdı. Anneciğim, güzel anneciğim. O görücü usulü geride kaldı artık. Ama merak etmeyin. Ben sizlerin nasıl bir gelin istediğinizi çok iyi biliyorum. Terbiyeli, büyüklerine saygılı, ağırbaşlı, öyle değil mi? Öyle tabii. Her anne baba böyle bir gelin ister. Böylesi bizi sevindirdiği kadar kocasını da mutlu eder. Tabii öyle. Dedim ya merak etme. Öyle birini tanıyorum ben. Ne? Ne dedin? Yani uzunca bir zamandır tanıdığım öyle hanım hanımcık bir kız var anneciğim. Hı. Kendisini pek beğeniyorum. Peki o da seni beğeniyor mu? Evet beğeniyor. Peki kim bu kız? Bizim şirkette çalışıyor. Benim sekreterliğimi yapıyor. Adı Nebahat. Babası ne iş yapıyor? Babası yok. Çok iyi, çok güzel bir kız anneciğim. Çok cici, çok terbiyeli. Ne dersin? Ne diyeyim oğlum? Sen gönül vermişsin, bu halinden belli. Hem madem bizim ahlak anlayışımıza uygun diyorsun, terbiyeli, saygılı diyorsun. Gününü tespit et de gidip isteyelim bari. Evet, ben de onu söyleyecektim. Nebahat'la konuşayım. Hafta sonu müsait olurlarsa gidip isteyelim, olmaz mı? Olur olur tabii. Yarın babanla da konuşurum. Annem benim. Fakir olmalarına rağmen tek evlatları Orhan okutup iş güç sahibi yapan Salih Bey'le karısını Zifa Hanım'ın tek arzusu onu iyi terbiye almış bir aile kızıyla evlendirmektir. Ne var ki Orhan müdürlük yaptığı şirkette kendisine sekreterlik yapan güzel Nebahat'a tutulmuş ve onunla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ailesinin bundan haberi yoktur. Bir gece Orhan, Nebahat'ın artık evlenelim baskısına dayanamayarak durumu annesine anlatır ve onu istemeye karar verirler. Ayaklarıma kara sular indi Nazife. Al şu elimdeki torbaları, eve getirinceye kadar canım çıktı. Ne var bu torbaların içinde böyle bey? Aylık erzak, yağdı, peynirdi, pirinçti. Her şey zamlanmış yine. Bir de enflasyon düştü diyorlar. Ne lüzum vardı bu kadar erzak almaya? Oğlan zaten alıyor. Biliyorum, Allah razı olsun. Alıyor ama devamlı çocuğa yük olmak istemiyorum hanım. O bizim biricik evladımız, neden yük olalım ki ona bey? Biz onu bu yaşa getirirken yük gözüyle gördük mü? Evlatlar ana babaları için yük olmazlar ama evlatlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yaşlılar evlatlara yüktür hep. Çocukları tarafından darül cezaya, huzur evlerine bırakılan yaşlıları görmüyor musun? Her evlat öyle değildir efendi. Orhan'ımız öyle yapmaz inşallah. Orhan dedin de dün gece kaçta geldin? Dur. Sana anlatacak çok şey var. Ama önce bir yorgunluk kahvesi yapayım da hem içelim hem konuşalım. Peki yap bakalım. Bunca yorgunluktan sonra iyi gelir. Şimdi pişiririm. Şunları da mutfağa koyayım. Sabahın köründe gittim kuyruğun ön sıralarına gireyim diye. Yine olmadı. Benden önce gelen en az 30 kişi vardı. Çile biz emeklilerin çektiği çile. Geceden mi girmişler kuyruğa? Sabahın 5'inde 6'sında gitmişler. Allah bütün yoksulların, dar gelirlilerin, emeklilerin haline yardım etsin. Amin bey, amin. Dün gece oğlanın ağzını aradın mı?
Var mıymış bir sevdiği falan? Evlenmek istiyor muymuş? İstiyormuş, istiyormuş. Bir iki dakika sabret. Şu kahveleri içerken anlatırım. Bak hele. Demek Orhan sonunda evlenmeye karar verdi ha? Evet. Zaten ne zamandır düşünüyormuş bu işi. İyi. Bugünden tezi yok. Mahalle mahalle dolaş bakalım. Aslanımıza uygun bir gelin bul. Benim bulmama gerek kalmadı galiba bey. Kendisi bulmuş. Sahi mi? Tahmin etmiştim bunu. Öyle yakışıklı, mevki sahibi birini rahat bırakmazlar demiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben ağzını aramadan o söyledi zaten. Kimmiş peki evlenmeyi düşündüğü kız? Nebahat diye biri. Hangi Nebahat? Tanıdıklardan birinin kızı mı? Yok canım, çalıştığı yerden biriymiş. Sekreteriymiş galiba. Ha? O kız mı? Sen tanıyor musun? Birkaç sefer Orhan'ı ziyarete gittiğimde görmüştüm. Demek o kızla evlenmek istiyor ha? O kızla derken niye suratını ekşittin efendi? Yoksa oğlumuza uygun biri değil mi? Orhan dün gece tam bizim istediğimiz gibi terbiyeli, saygılı, hanım hanımcık bir kız olduğunu söyledi. Öyle biri değil mi yoksa? Vallahi Nazife Hanım, sana nasıl anlatayım? Güzel olmasına hakikaten çok güzel ama bu güzellik şeytani bir güzelliği andırıyor. Şeytani derken ne kastediyorsun? Şeytanın insanı kandırması gibi. O kızın güzelliği de her erkeği kandırabilir, bunu kastettim. Fazla güzellik de iyi bir meziyet değil bence. Sokağa çıktığında herkesin gözü onda olur. Olur tabii. Terbiyesine, saygısına gelince kızı yakından tanımadığım için bir şey söyleyemem. Ama hanım hanımcık meselesine gelince Orhan'la aynı fikirde değilim Nazife. Neden ki? Birincisi pervasızca açık giyiniyor. İkincisi çok fazla makyaj yapıyor. Elinden sigarası hiç düşmüyor. Üçüncüsü insanlarla konuşurken biraz labale. Yani çok serbest. Bu kadarı yeter mi sana? Öf, yeter yeter bey yeter. Keşke söylemeseydin. Bütün neşem sevincim kaçtı. Oysa ben aslanım evlenecek, bize torun verecek diye çocuklar gibi seviniyordum. Ne yapacağız şimdi, ne yapacağız? Bilmiyorum. Gönül verdiyse caydırmak çok zor. Ama bir şeyler yapmalıyız. Babasısın sen. Orhan'ı karşına al. Şöyle bir iki kelime söyle, belki fikrini değiştirir. Kız hakkında konuşmak istemem. Ama ana baba olarak ona doğru yolu göstermek görevimiz değil mi? Orhan hafta sonu kızı istemeye gidelim dedi bey. Bakar mısın? Bir cin tonik bir de kola lütfen. Ay vazgeç şu kolayı içmekten şekerim. Miden asit bidonuna döndü. İçki içmekten iyidir Nebahat. Öyle olsun. Evet, ne yapıyoruz? Evlenme işini düşündün mü? Karar verdin mi? Bak söyleyeyim, eğer hala düşünüyorum dersen kalkar giderim, bir daha da yüzümü göremezsin. Sakin ol tatlım. Ne söyleyeceğimi bilmeden böyle konuşmasana. Peki söyle bakalım, neye karar verdin? Eğer bir maniniz yoksa hafta sonu seni istemeye geleceğiz. Ne? İstemek mi dedin? Ay şaka yapıyorsun galiba. Ne şakası? İstemek de nereden çıktı ayol? Götür nüfus cüzdanlarımızı nikah dairesine, gün al olsun bitsin. Bir de sıradan insanlar gibi görücü mü geleceksiniz? Çok tuhaf doğrusu. Bunun nesi tuhaf Nebahat? Ailelerin birbirini görmesi, tanıması ve Allah'ın emriyle kız istemesinin nesi tuhaf ki? Her şey tuhaf ayol. İkimiz de kocaman insanız. Ailelerimiz birbirini görse ne yazar, görmese ne yazar? Evlenecek olan onlar mı, biz miyiz? Yapma tatlım. Vazgeçemeyeceğimiz geleneklerimiz var. Yangından mal kaçırır gibi evlenemeyiz ki. Aman iyi, evlenelim de ne yaparsanız yapın. Yalnız bak söyleyeyim, öyle kına gecesi gibi falan aptalca adetleri sevmem Orhan. Gelirsiniz, nikah gününü tespit ederiz, olur biter, tamam mı? Tamam tamam, öfkelenme tamam. Adasının kızı evlenmeden duramıyor. Anne, beni kendinle karıştırma. Esas evlenmeden duramayan sensin. Ben senin gibi üç koca eskitmedim. Orhan benim ilk kocam olacak. Aman tamam, evlenirseniz evlenin. Hem neden bana söylüyorsun ki? İzin mi istiyorsun bunun için? Hayır. Bu hafta sonu beni istemeye gelecekler. İstemeye mi? Aa, ne istemesi ayol? Hala böyle adetler kaldı mı şekerim? Ay varmış, Orhan öyle söyledi.
Annesi babası gelip bizlerle tanışacak ve sonra da isteyeceklermiş. Ay ne kadar çağ dışı bir adet. Anlaşılan seninkinin ailesi muhafazakar. Yoksa böyle adet madet diye ısrar etmezdi. Evet, muhafazakar, kapalı bir aile. Geleneklere göreneklere bağlılar. Yani aile yapıları bizim gibi çürük temel üzerine kurulu değil. Ne biçim laflar bunlar? Namuslu olmak yalnız kapalılara mı mahsus? Bizim gibi olanlar namuslu olamaz mı? Ay söylediklerimi çarpıtma anne. Sadece onlarla aramızdaki farkı söyledim. Senin benim için önemli olmayan gelenekler onlar için önemli. Söylemedin mi Orhan'a artık gençler ailelerine haber vermeden evleniyorlar diye? Söyledim ama ikna edemedim. Adetmiş. Aman bırak gelirlerse gelsinler ya. Gelsinler demek kolay. Sen benim hafta sonları konken partisine gittiğimi bilmiyor musun kızım? Biliyorum anne, biliyorum ama Orhan seni annenden istemeden evlenemeyiz diyor. Kusura bakma ama ayağıma kadar gelen kısmeti bu kadar aptal adetler yüzünden kaçıramam doğrusu. Beni bunca sıkıntıya sokuyorsun. Bu adamla evlenmeye değecek mi bari? Değmez olur mu? Değmese neden evleneyim? Hakkını yemeyeyim. Yakışıklı, uzun boylu, acayip karizmatik birisi. Ayrıca geleceği var. Kesin ileride şirketin başına bile geçebilir. Yani maaşı iyi diyorsun ha? Ay iyi olmaz olur mu? Dünyanın maaşını alıyor. Yıl sonu aldığı primler de cabası. Kazanırsa kazansın. Bize ne faydası var ki? Çok şükür oturduğumuz bu ev bizim. Eski kocalarımdan aldığım tazminatlarla da mis gibi hayat yaşıyoruz. Sen öyle zannet anne. Geçen gün banka cüzdanına baktım. Öyle abarttığın kadar çok paran kalmamış. Her gece konkene davete gidersen kısa zamanda beş parasız kalırsın. Kafanı çalıştır. Orhan'la evlenirsem hem senin hem de benim hayatım kurtulur. Hadi bey, acele et biraz. Oğlan hazır, salonda bizi bekliyor. Tamam hanım, giyiniyorum işte. Allah biliyor ya, ayaklarım hiç gitmiyor o kızı istemeye. Benim de, benim de ama ne yaparsın ki, oğlanın hatırı var. Çaresiz gidip isteyeceğiz. Çaresiz diyerek bu işe hemen razı olmayalım Nazife. Söz konusu olan oğlumuzun evliliği. Kötü bir evlilik yaparsa bunun acısını yalnız o değil, hepimiz çekeriz. Hele dur bakalım, bir isteyelim de önce. Hemen evlenecek değiller ya. Bir zaman nişanlı kalırlar. Bu arada Orhan'ın gözü açılır. Kızın kendisine uymadığını fark eder de belki nikah masasına oturmadan cayı verir. Efendim, buraya gelişimizdeki sebebi ziyaretimiz malum. Malum beyefendi, malum. Evlenmek istiyorlar. Evet, biz de Allah'ın emri... Verdim gitti efendim, verdim gitti. Öyle uzun uzun merasime falan gerek yok. Öyle değil mi Nazife Hanım? Öyle de kız evine görücü gelmek ve istemek adettendir Suzan Hanım. Aman bırakın şu çağ dışı kalmış adetleri efendim. Gençler birbirlerini arzulamışlar. Evlenmek istiyorlarsa evlensinler, bize ne? Yine de buna karar vermek ana babalara düşer hanımefendi. Neticede siz ve biz onlardan yaşlıyız. Hayat tecrübemiz daha fazla. Sonra öyle geleneklerimiz var ki artık bizlerin yaşam biçimi olmuş. Bu yüzden bırakın biz bu geleneği sürdürelim ve Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza isteyelim. Madem istediniz ben de verdim gitti. Evet, bunu kutlayalım. Ne içerdiniz? Birer kahve içeriz. Kahveyle mi kutlayacağız? Nebahat sen bize birer viski getir kızım. Viski mi? Teşekkür ederiz. Biz içki kullanmayız. Nebahat'cığım sen en iyisi bize birer orta kahve yap, olur mu? Peki sevgilim. Ne diyorsun Salih Bey? Ne diyeyim Nazife? Söyleyecek kelime bulamıyorum. Rezalete gözlerinle şahit oldun. Anasına bak kızını al demişler. Giydikleri kıyafet nasıl bir şeyse her tarafları açıktaydı. Sus bey, sus. İnan kadın halimle bakmamak için elimden geleni yaptım. Bunlar ne biçim insanlar? Sanki kız değil de mağazadan mal veriyorlar. Daha Allah'ın emri derken verdim gitti dedi. Dünyadan habersizler. Gelenek görenek diye bir şey bilmiyor kadın. Kız evinde görücülere kahve ikram edilir. Ama bunlar içki vermeye kalkıştı. Yazık, çok yazık Nazife. Oğlan üzülmesin diye bir şey söylemedim ama bu evlilik kimseye hayır getirmez. Sen yine bir şey söyleme. Görüntüye bakarak kimseyi yargılamayalım. Belki iyi biridir. Evlendiği zaman düzelir. Nesi düzelecek hanım? Ağaç yaşken eğilir. Bu yaştan sonra nesi düzelecek? Düzelir, düzelir.
Biz oğlumuzu kendimiz gibi muhafazakar yetiştirdik. Şimdi bir şey demiyorsa da evlendiği zaman mutlaka kulağını çekecektir karısının. Sen ne dersen de Nazife Hanım. Bu evlilikten vatana, millete faydalı evlatlar yetişeceğine inanmıyorum ben. Atalarımız ne demiş bey? Alimden zalim doğar, zalimden alim. Bakarsın sonu iyi olur. Evlendikten sonra bizi el üstünde tutan, saygı gösteren hanım hanımcık bir ev kadınıyla karşılaşırız belki de. Sen daha çok hayal kurarsın hanım. Ana baba olarak onu son bir kere karşımıza alıp düşüncemizi söyleyelim. Testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Biricik oğlumuzu göz göre göre yangının ortasına atmayalım. Nebahat Hanım. Buyurun Orhan Bey. Odama gelir misiniz lütfen? Tabii efendim. Ne oldu sevgili? Şu nişan işini konuşalım diyecektim. Nişan mı? Ne nişanı ayol? Ne nişanı olacak, bizim nişanımız. Evlenmeden önce nişan yüzüğü takılır ya. Aman, nereden çıkarttın şimdi nişanı? Hiç gereği yok. Nikah tarihini tespit edip evleniriz, olur biter. Olmaz öyle şey. Önce nişan yapmamız gerek Nebahat. Ya salon tutarız ya da aile arasında yüzük takarız. Bak nişan her iki tarafında akrabaları katılır. Bir kaynaşma olur. Ay, bu da mı meşhur adetlerden birisi? Yapma Nebahat, elbette adet. En azından ebeveynlerimiz için bir saadet bu. Kusura bakma hayatım ama senin akrabalarını tanıyacağım diye onca sıkıntıya giremem. Bir resim çektiririz. Sen de alır eşine dostuna nişanlım bu kız diye gösterirsin. Olur biter. Annemi biliyorsun. Beni istemenizi bile gereksiz bulmuştu. Bak beni aileme karşı zor durumda bırakıyorsun Nebahat. Neden devamlı aileni aramıza sokuyorsun ki? Koskoca adamsın. İstediğin gibi davranabilirsin. Her şeyimizi onlara söyleyerek mi yapacağız yani? Bak benim annem hiç karışıyor mu bir şeye? Önümüzdeki ay evlenmeyi düşünüyoruz. Siz ne dersiniz? Bu kadar çabuk mu? Bekleyip de ne yapacağız anne? İstedik verdiler işte. İyi de oğlum, daha söz kesmeden, nişan yapmadan. Gördün babacığım, bunların adetlerden falan haberi yok. Suzan Hanım'a kalsa kızını bile istemeden evlenmemiz gerekiyormuş. Şimdi bir de söz kesmekten, nişandan bahsedersek olmadık bir laf edip canımızı sıkabilir. İyi de oğlum, geleneklerimiz, adetlerimiz, bizi de bir düşün. Anneciğim onlar eskidendi, zaman çok değişti artık. Bazı şeyler vardır ki değişmez, değişmemeli. Nişan da değişmemesi gereken adetlerden biridir. Sebebi de nikahtan önce çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları. Sizin flört dediğiniz gayri ahlaki yaşantıda gerçekler gizli kalır oğlum. Mesela kız erkeğin hoşlandığı şeyleri yapar, erkek de kızın beğendiği şeyleri. Ama nişan döneminde iş resmiyete bindiği için daha gerçekçi davranılır. Bana kalırsa nikah işini aceleye getirmeden bu nişan işini bir kere daha düşün Orhan. Sonradan pişman olacağım bir şeye kalkışma. Ben Nebahat'le uzunca bir zamandır arkadaşlık yapıyorum. Yani onu tanıyacağım kadar tanıdım. Yoksa onunla evlenmemi istemiyor musunuz? Niye istiyorsunuz? Bakın bir itirazınız varsa söyleyin. Sizler benim anam babamsınız. Madem sordun ben de söyleyeyim oğlum. Kızın namusu için kötü bir şey söyleyemem. Ama nasıl diyeyim? Evet. Giyimiyle, yaşantısıyla, davranışlarıyla bizim aile yapımıza uygun biri değil. Sen evlendikten sonra bütün hayatın sırf hanımın olmayacak. İnsan geçmişiyle, çevresiyle, kültürel birikimiyle mutlu ya da mutsuz olur. Fiziki güzellik geçicidir. Çok güzel yüzlü, cilveli bir hanımın eğer ahlakı kötüyse bir süre sonra onun sureti değil, sireti yani ahlakı öne çıkacaktır. Ne demek istediğini anladım baba. Mesele buysa önemli değil. Şimdi arkadaş olduğumuz için fazla karışmıyorum ama evlenince inanın benim istediğim gibi biri olacak o. Sen bilirsin oğlum. Bizden söylemesi. Neticede onunla yaşayacak sensin. Aa, bu hafta sonu Nebahat'i bizim eve çaya davet etmek istiyorum. Sizce bir sakıncası yoksa tabii. Ne sakıncası olacak oğlum, buyursun gelsin. Önümüzdeki ay evleniyoruz anne. Aa, sahi mi? Neden şaşırdın? Boşuna istemeye gelmediler herhalde. İstemeleri önemli değil. Bana kalırsa nikah defterine imza atmadan önce bu işi biraz daha düşün kızım. Neyini düşüneceğim ki? Aslan gibi çocuk.
Ailesi hiç Doğan'ın gibi değil. Görmedin mi? Kapalı, muhafazakar insanlar. Onlar bizden çok farklı, ayrı dünyaların insanları. Ne olmuş öyleyse? Ne olmuş deme kızım. Ailelerimiz arasında büyük fark var. Ben seni oldukça serbest yetiştirdim. Hiçbir şeyine karışmadım. İstediğin gibi giyinip geziyorsun. Bakalım kocan olacak adam senin bu hayat tarzına evlendikten sonra da müsaade edecek mi? Aa, eder canım, neden etmesin? Karışacak olsaydı şimdi de karışırdı. Mesela bir yere gittiğimiz zaman ben ne içersem içme demiyor. Şimdi demez ama daha sonra demeyeceğini nereden biliyorsun? Sen ne kadar serbest büyüdüysen Orhan da tersine belli kurallara bağlı olarak büyümüş. Bir zaman sonra ailesi senin giyimine, makyajına, eteğinin boyuna karışabilir kızım. Hiç bile. Ne haklı karışacaklarmış. Ben onlarla değil, oğullarıyla evleniyorum. Vallahi sen bilirsin kızım. Sonra annem söylemedi deme. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Evlenecekseniz basit bir törenle evlenin. Neden? Sosyetedeki arkadaşlarımı çağırıp da başı kapalı kayınvalideni gösterip kendimle alay ettiremem doğrusu. Fakir olmalarına rağmen tek evlatları Orhan'ı okutup iş güç sahibi yapan Salih Bey ile karısına Zifa Hanım'ın tek arzusu onu iyi terbiye almış bir aile kızıyla evlendirmektir. Ne var ki Orhan müdürlük yaptığı şirkette kendisine sekreterlik yapan Nebahat'a tutularak onunla evlenmeye karar verir. Anne baba oğlunun bu kararını tasvip etmeseler de sosyeteye mensup annesi Suzan'dan Nebahat'ı istemeye giderler. Ancak daha ilk tanışmada gelenek ve göreneklerden habersiz olan bu ailenin giyim ve davranışları Salih Bey ile Nazife Hanım'ı oldukça tedirgin eder. Ne oldu bizim evlenme işi sevgilim? Ailene söyledin mi? Söyledim. Ne o? Pek tatsız bir yüzün var bugün. Bir sorun mu var yoksa? Hayır, bir sorun yok da... Var, bir şey var ama söylemekte zorlanıyorsun. Mesele nedir? Söyle de bileyim. Seninkiler beni beğenmedi değil mi? Beğenmemek diye bir şey yok. Sadece yani senin giyimin ve davranışların onları biraz tedirgin etmiş, o kadar. Giyimimde ve davranışlarımda ne var ayol? Son derece çağdaş genç bir kız gibi davranıp giyiniyorum. Bak, kendine göre haklı olabilirsin ama ailemin hayata bakış açısı, yaşama biçimi biraz sizden farklı değil mi? Evet. Bunu anlamak için giyimlerine ve konuşmalarına bakmak yetiyor zaten. Lütfen bu konuyu alaya alma. Bu yaştan sonra onları değiştiremem. Hayatta kırmak istemediğim iki kişi varsa onlar da annem ve babamdır. Sana kır diyen yok. Onlar öyleyse ben de böyleyim. Herhalde benden değişmemi beklemiyorsundur. Aslında bekliyorum. Ne? Bunu nasıl söylersin Orhan? Lütfen sakin ol. En azından evleninceye kadar bunu yapabilirsin değil mi? Nasıl yani? Senden sadece onların hoşuna gidebilecek birisi olmanı istiyorum. Kendi mutluluğum için ailemi üzmek istemiyorum. Dur bir dakika. Şimdi sen benden ailene hoş görünmem için kapanmamı mı istiyorsun? Kapanmanı değil. Daha usturuplu giyinmeni, küçüklerin büyüklere gösterdiği saygıyı göstermeni, el öpmeni falan istiyorum işte. İnanamıyorum ya. Hangi devirde yaşıyoruz tatlım? Çağ atladığımız bir dünyada artık böyle şeyler kaldı mı? Ne demek kaldı mı? Terbiyenin, saygının, namusun modası olur muymuş? Çağ atlamak demek, ahlaksızlaşmak mı demek? Eğer böyle giderse beni hayal kırıklığına uğratacaksın, haberin olsun. Dur tatlım, öfkelenme hemen. Beni yanlış anladın. Öyle demek istemedim yani. Büyükler elbette başımızın tacıdır. O zaman bunu onlara göstermeni istiyorum. Pekala, ne yapmamı istiyorsun? Ailemin seninle ilgili düşüncelerini değiştirmesini istiyorum. Hafta sonu seni bize götüreceğim. Lütfen onların karşısına uygun bir kıyafetle çık ve davranışlarına dikkat et, tamam mı? Peki. Ama bunu seni sevdiğim için yapacağım. Ne boş. Nedir bu üzerindeki kıyafet? Afganistanlı kadınlara dönmüşsün ayol. Abartma anne. Mini etek yerine pantolon, kolsuz ve yakası açık bir bluz yerine de gömlek giydim. Ayrıca da makyaj yapmadım. İlginç. Böyle giyinmeni Orhan mı istedi? Evet. Ailesi beni fazla açık ve aşırı serbest bulmuş. Bakıyorum da fena halde sözlüğünün etki alanına girmişsin. Sen öyle san. Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı denir misali. Evleninceye kadar taviz veririm. Ondan sonra ben bildiğimi okurum gene. Merak ettiğim bir şey var. Eğer böyle giyinmezsen Orhan seninle evlenmeyeceğini mi söyledi? Hayır, öyle bir şey söylemedi. Ama evlenme işi uzayabilirdi. Çünkü anne ve babasını üzmek istemiyor. İlle de onların gönlünü almak istiyor. Ben de bu iş uzamasın diye böyle giyindim. Onlara mı gidiyorsun? Evet.
Önce ellerini öpüp başıma koyacağım. Terbiyeli ve mahcup bir ifadeyle, nasılsınız efendim? Ben de iyiyim efendim. Annemin sizlere çok selamları ver efendim diyeceğim. Sonra da kuru pastayla çay içeceğim. Ay ne hoş. Ay dur, bunu bugün arkadaşlarıma anlatayım da gülelim biraz. Somurtup durma Salih Bey. İstesek de istemesek de Orhan bu kızla evlenecek. Biraz yüzün gülsün. Zil takıp oynayacak halim yok ya hanım. Biricik oğlumuzun böyle bir evlilik yapabileceğini hiç aklıma getirmemiştim. Nikahta keramet vardır derler. Bakarsın nikahtan sonra gelin hanımın aklı başına gelir de evli kadınlar gibi giyinip davranır. Bu işin kerametle bir ilgisi yok hanım. Bu yaşa kadar değişmeyen insan bundan sonra hiç değişmez. Bu yetiştirilme, terbiye işi. Hiç umutlanma. Değişir, değişir. Bakma şimdi bekar, arkadaşlık yapıyor oğlumuzla. Hele bir evlensinler. Bak o zaman gör Orhan nasıl değiştiriyor onu. Orhan'ın kimseyi değiştirecek hali yok. Oğlumuzun önce kendine sahip çıkması lazım. Ama görüyorum ki nefsinin ve kadının esiri olmuş gidiyor. Bu kadar insafsız olma bey. Sen de genç oldun. İnsan bu yaşlarda birini severse aklı pek başında olmaz. Ama evlilik bir sürü şeyi değiştirir. Bakalım göreceğiz. Kız mı değişecek yoksa oğlumuz mu? Ah, geldiler işte. Biz geldik anne. Buyurun, buyurun. Rahatsız etmedik ya sizi efendim. Estağfurullah kızım. Rahatsızlık da ne kelime? Babam yok mu? Hangi baban? İçeride. Girin. Biz geldik baba. Hoş geldiniz. Elinizi öpeyim efendim. Elimi mi? Tabii, buyur öp. Sizin de elinizi öpeyim anne. Öp evladım. El öpenlerin çok olsun. Annen ne yapıyor? İyidir ya inşallah. İyiler efendim, sizlere çok selamı var. Getiren de sağ olsun, götüren de. Siz nasılsınız babacığım? Ben iyiyim kızım, Allah razı olsun. Çayı yeni demlemiştim, hemen koyar getiririm. Ben de size yardım edeyim. Zahmet etme, ben getiririm yavrum. Olsun, nebahat de yardım etsin anne. Peki, gel çocuğum gel. Baba, nasıl buldun Nebati? Nesini nasıl bulduğumu soruyorsun oğlum? Değişiklikleri, giyimini, makyajını, hal ve hareketlerini. Ha iyi. Son gördüğümüzden bu yana epey değişmiş. Ben söylemiştim size. Bakmayın böyle olduğuna. Hele bir evlenelim, daha da değişecek. Tam istediğiniz gibi biri olacak. Önemli olan senin mutluluğun oğlum. Evlenip de hayal kırıklığına uğramanı istemiyoruz. Aile kurmak kolay da zor olan sürdürmek. Evet, çayları getirdik. Annem de çok güzel demlemiş. Buyurun babacığım. Teşekkür ederim kızım. Sen de buyur Orhan. Teşekkür ederim Nebahat. Sen otur anne, ben çayını vereyim. Peki yavrum. Buyur anne. Teşekkür ederim kızım. Düğün ne zaman bakalım? Önümüzdeki ayın 5'inde anne. Nişan yapmıyor musunuz yani? Boşuna vakit kaybı olmasın dedik babacığım. Nişanını da nikahla beraber yapacağız. Düğünü nerede yapıyorsunuz? Düğün yapmayacağız anne. Boşuna masraf olmasın dedik. Sade bir nikah yapacağız sadece. Sonra da kısa bir balayına çıkacağız. Nikah fazla bir zaman kalmamış. Bu kadar süre içinde hazırlıklarınızı yapabilecek misiniz? Yaptık bile babacığım. Nebahatlerin muhitinde bir daire bulduk bugün ve tuttuk. Kirası ne kadar? 500 milyon. Çok para be oğlum. Daha bunun aidatı, yakacağı, elektriği, telefonu var. Size kaç milyona patlayacak? Şöyle daha orta halli bir ev tutsaydınız ya. Eşyaları da sipariş ettik. Hemen her şeyimiz hazır. Salih Bey, ne diyorsun bu işe? Hangi işe hanım? Nebahat'teki değişikliğe. Hayret, o açık saçık giyinen zıpır kız gitmiş, yerine hanım hanımcık bir kız gelmiş. Öyle değil mi? Sana öyle geliyor Nazife. Görüntüye aldanma. Yapma bey. Kızın giyimini kuşamını görmedin mi? Makyajı bile yoktu. Ellerimizi öptü, hatırımızı sordu. Sana baba, bana anne dedi.
Daha ne istiyorsun? Bütün bunlar numara hanım, numara. Hiç kimse bu kadar kısa zamanda değişemez. Orhan'a açık saçık giyiniyor, labali davranıyor dedik ya... ...bizi üzmemek için kızla konuşup gözümüze girmek için böyle yapmışlar. Günahını alma, bana hiç de numara gibi gelmedi. Bu kadar çabuk değişen aynı hızla eskiye de avdet edebilir. Her şeyden önce insan fıtratına aykırı bir durum bu. Belki de sen haklısın bey. Ama bu düşüncelerini Orhan'a söyleyip de üzmeyelim çocuğu. Sorarsa beğendik diyelim. Zaten yapabileceğimiz başka bir şey de yok ki. Allah'ın bildiğini senden ne saklayayım hanım. Ben bu evliliği bir baba olarak tasvip etmiyorum. Ama ne var ki gönül vermiş bir kere. Elimizden Allah'a dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Söyle bakalım. Bu rahibi kıyafetinle gözlerine girebildin mi bari? Girmişimdir herhalde. Onlara anne baba dedikçe içlerinin yağı eridi. Alem kızsın valla. Evlendikten sonra seni yine mini etekle, açık bluzlarla, makyajlı görünce ne yapacaklar pek merak ediyorum. Umurumda bile değil. Oğullarını alayım da ne derlerse desinler. İyi de ya evlendikten sonra kocan bugünkü gibi böyle kapalı giyinmeni isterse ne yapacaksın? İstemez istemez. Bakma, bugün ailesinin hatırı için böyle giyindim. Ben neysem oyum. Evlendikten sonra da değişmeye hiç niyetim yok. Orhan da senin gibi numara yapıyorsa bunu hiç düşündün mü? Anlamadım. Şimdi nasıl giyinirse giyinsin, evlendikten sonra ben onu hizaya sokarım diye düşünüyorsa? Sanma, Orhan bana deli gibi aşık. Belki inanmayacaksın ama ben onun ilk kız arkadaşıyım. Öyle mahcup ki elini tuttuğum zaman yüzü kıpkırmızı oluyor. İnanmıyorum. Demek gözü sende açılacak ha? Evet, hamur gibi anlayacaksın. Onu öyle bir yoğuracağım ki ben ona değil o bana uyacak. Onu tam bir sosyete erkeği yapacağım. Siz Orhan Çelik, Suzan kızı Nebahat Demir'i karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Nebahat Demir, Salih oğlu Orhan Çelik'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah bir yastıkta kocasın. Niye ağlıyorsun hanım? Oğlunun evlendiğine mi üzüldün? Evlendiğine değil de bizden ayrıldığına üzülüyorum bey. Bu yaşına kadar dizimizin dibinden hiç ayrılmamıştı oğlum. Acaba o da bizden ayrıldı diye üzülüyor mudur dersin? Neden üzülsün? Tersine seviniyordur. Onlar şimdi uçakla balayına gidiyorlar. Sen oğluna değil bizim halimize ağlasan iyi olur. Bizim halimizin nesi var ki ağlayayım bey? Oğlan şirkette müdür olduğu için mevkine uygun olsun diye bu evi kiralamıştık. Bugüne kadar da kira dahil her masrafı ödüyor. Evet, bundan sonra biz ödeyeceğiz. Tutup da oturduğumuz evin kirasını, elektriğini, yakacağını ver diyemeyiz herhalde. Biz ödeyemez miyiz? Ödeyemeyiz. Aldığım bir emekli maaşı. Kiraya mı, diğer masraflara mı, karnımızı doyurmaya mı, hangisine? Peki ne yapacağız? Kesemize uygun bir ev arayıp oraya taşınacağız. Başka çare yok. Ay, iyi ki evlenmişiz sevgilim. Yoksa balayı için bu otele gelemeyecektik. Haklısın. İşten başımızı kaldırdığımız mı vardı? Şu sırtıma biraz daha güneş yağı sürsene. Ha tabii. İstanbul'a döndüğümüz zaman çevreme hava atayım biraz. Bak, hemen karşı çıkma lafıma ama bir şey söyleyeceğim. Söyle. Böyle giyinmek zorunda mıydın hayatım? Yani biraz daha... Ay saçmalama. Turistlere baksana nasıl giyinmişler. Ya, turistlerden bana ne? Biz Türk'üz. Gelen geçen sana bakıyor ve bu da benim pek hoşuma gitmiyor. Ne o? Kıskanıyor musun yoksa? Kıskanıyorum tabii. Karım değil misin? Kusura bakma ama senin hoşuna gitmiyor diye değişecek değilim. Bir kere ailene hoş görünmek için farklı giyinmişsem... ...sürekli benden öyle giyinmemi bekleyemezsin. Garson! Buyurun efendim. Bize soğuk cin tonik getirin lütfen. Ben limonata istiyorum. Süt içten daha iyi olmaz mı? İki cin tonik. Hemen getirin. Peki hanımefendi. Sonunda beni de kendine benzeteceksin. Benze. Fena mı olur?
Sayemde çağdaş bir insan olursun. Hem içkiden bu kadar korkmana gerek de yok. Hiç içmediğim için... İçmedinse içersin. Hem alış artık sevgilim. İstanbul'a dönünce seni ilginç sosyete geceleri bekliyor. Sosyete geceleri mi? Evet, her gece bir yerde olacağız. Bütün sosyetenin yakışıklı kocamı tanımasını istiyorum. Bir itirazın mı var yoksa? Ama çalışan biri olduğumu unutma hayatım. Her gece bir yerde eğlenirsek sabah nasıl işe giderim ben? Ay, sen de biraz geç gidersin. Koca müdürsün. Sabahın köründe şirkette ne işin var ayol? İçkilerinizi getirdim efendim, buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Ay, hadi bakalım şerefe mazbut çocuk. Şerefe. Ne berbat tadı varmış bunun ya. Aa, ne kadar ayıp. Sakın bunu sosyetenin önünde söyleyeyim deme. Ay, merak etme, söylemem. Ay, öyle içersen öksürürsün tabii. Yudum yudum içeceksin tatlım. Su içer gibi lıkır lıkır değil. Alışacağım, alışacağım. Aa, unuttum. Bizimkileri arayacaktım ben. Annenle babanı mı? Evet evet, seslerini özledim. Onlar da beni özlemiştir. Bir alo diyeyim ben. Oturur musun oturduğun yerde? Ne o, muhallebi çocuğu gibi özledim demek falan? Sen artık evli barklı adamsın Orhan Bey. Kocamın zırt pırt ailesini aramasından hoşlanmam ben. Saçmalama Nebahat. Bir haftadır onlardan ayrıyım. Aramazsam darılırlar. Ay, darılırlarsa darılsınlar canım. Bak, ben annemi arıyor muyum? Seninkiler senin onlardan koptuğuna alışmalılar artık. Ama bak... Ay, gel hadi havuza giriyoruz. Dur. Orhan bugün de aramadı değil mi? Aramadı. Herhalde vakit bulamadı. Hadi canım, nasıl vakit bulamazmış? Elinde cep telefonu var, istese arayabilir. Aman bey, sen de kaynanaları geçtin. Çocuk evlendi, balayında. Seni beni düşünecek hali mi var Allah'a sen? Öyle olsun hanım, zaten oğluna hiç laf söylettirmezsin. İnşallah döndüğünde arar, aramazsa. Bakalım bu sefer ne mazeret bulacaksın, merak ediyorum. Arar, arar. Onun için yaptığımız fedakarlıkları biliyor. Nankör değildir. İstanbul'a gelsin mutlaka arar. Sen onu bırak da şimdi ev işini ne yaptın? Baktın mı bir yerlere? Bakıyorum ama ev kiraları almış başını gidiyor hanım. Ucuz bir ev nereden bulacağım bilmiyorum. Canım, iki odalı bir ev bul. Bize yeter de artar bile. Önemli olan kurda kuşa muhtaç olmadan yaşamak. Ben de öyle yapıyorum. Ümraniye'de ucuz evler varmış. Bir ara oraya gidip bakacağım. Kıt imkanlarıyla tek evlatları Orhan'ı okutup iş güç sahibi yapan Salih Bey ile karısı Nazife Hanım'ın tek arzusu, onu temiz bir aile kızıyla evlendirmektir. Ne var ki Orhan, müdürlük yaptığı şirkette kendisine sekreterlik yapan Nebahat'a tutularak onunla evlenmeye karar verir. Anne baba, bunu tasvip etmemelerine rağmen oğullarını istediği kızla evlendirirler. Orhan'ın evlenip evden ayrılmasıyla Salih Bey geçim sıkıntısına düşer. Çünkü o ana kadar oturdukları evin kirasını ve diğer masraflarını Orhan karşılamaktadır. Emekli maaşından başka geliri olmayan Salih Bey, çaresiz daha düşük kiralı bir ev aramaya başlar. Ay, eve dönmek çok kötü bir şeymiş ayol. 10 gün şıp diye geçti bitti. Keşke bir hafta daha kalsaydık Antalya'da. Olur mu, iş bekliyor sevgilim. Koca şirketler grubunun finans koordinatörüyüm değil mi? Saat kaç oldu bu arada? 8'e geliyor. Neden sordun? Bizimkileri bir uğrasaydım diyorum. Balayında arayamadım. Çok ayıp oldu. Ay, başka zaman uğrarsın. Unuttun mu? Bu akşam fabrikatör Remzi Beylerin yemeğine davetliyiz. Aa, sahi mi? Ya daha ayağımızın tozuyla... Ayrıca yorgunum da. Gitmesek olmaz mı? Olmaz. Sosyeteden davet aldın mı gideceksin sevgilim. Hadi üstünü değiştir de gidelim. Bu gece herkes orada olacak. Peki peki, tamam. Unutmadan söyleyeyim. İçmene dikkat et. Yudum yudum içeceksin, tamam mı? Öksürüp de rezil etme beni. Tamam tamam. Oğlan bizi unuttu. Balayından döndüğü halde aramadı. Birazdan gelip sorar yine aradı mı diye. Aramadı deyince de başlayacak. Allah'ım, neden böyle yapıyor bu oğlan? Yoksa karısı mı aramasını engelliyor? Ben geldim Nazife. Hoş geldin bey. Ne haber? Oğlandan bir haber var mı? Aradı mı? Aramadı. Belki balayı dönüşü işler birikmiştir. Kim bilir? Geç bunları hanım, geç. Bu mazeretlerin arkasına sığınma. Oğlanın bizden koptuğu belli oldu artık. Öyle deme.
Çocuğun durumunu bilmeden haksızlık etme. Neyse boş ver. Cumartesi günü taşınıyoruz. Hazırlığını yap. Sahi mi? Buldun mu ev? Ümraniye'de iki odalı bir ev. Kirası da uygun. Tek mahsuru sobalı olur. Olsun. İki oda değil mi? Sobayı yaktık mı hercacık olur. Doğal güza gelir. Bir kamyoncuyla anlaştım. Cumartesi sabaha gelip bizi taşıyacak. Desene. Artık bizim için yeni bir hayat başlıyor. Olsun, ne yapalım? Önemli olan Allah sağlık versin. Emekli maaşımla geçinmeye çalışacağız. Tabii, tabii. Bunca yıl nasıl geçindik yine geçiniriz. Diyorum ki... oğlanı arayıp da evden çıkacağımızı söylesek mi acaba? Hayır. Anasını babasını aramayanı ben de aramam. Sen de aramayacaksın hanım. Bizim de bir gururumuz var. Tamam, tamam bey, tamam. Sinirlendim, aramam. Yazık. Onu bugünlere getirmek için neler çektiğimizi kendisi de biliyor. Hadi gelmiyorsun, bir alo de bari. Hatırımızı, sağlığımızı sor. İnsan evlendi diye ailesinden bir anda kopar mı? Ay tanıştırayım, eşim Orhan. Perçinler Holding'in koordinasyon müdürü. Bu bey de fabrikatör Remzi Bey. Memnun oldum Orhan Bey. Ben de Remzi Bey. Hayatım gel bak, başkalarıyla da tanıştıracağım seni. Peki. Sibel Hanım, güzellik enstitüsü sahibi. Merhabalar. Candan Hanım, dekoratör. Memnun Kerem oldum. Bey, tekstil fabrikası sahibi. Merhabalar. Sizlerle tanıştığım için çok memnun oldum. Ay izninizle kocamı diğerleriyle de tanıştıracağım. Tabii tatlım ama sonra yine de getir. Artık gibi adam. İnan başım döndü. Ay dönecek tabii. Bu hayat insanın başını döndürür. Hayatını değiştirir. Hazır Salih Bey evde yokken şu oğlanı bir arayayım. Adam çok üzülüyor aramıyor diye. Neredeydi telefon defteri ya? Aa, buradaymış, tamam. Orhan Bey'le görüşebilir miyim acaba? Ben annesiyim. Üzgünüm efendim ama Orhan Bey henüz gelmedi. Gelmedi mi? Saat 10. Bu saatte çoktan orada olması gerekirdi. Evlendikten sonra geç geliyor efendim. Ya peki. Gelince söyler misiniz annesinin aradığını? Çok önemli. Beni mutlaka arasın, olur mu? Peki teyzeciğim, söylerim. Demek evlendiğinden beri işe geç gidiyormuş. Babası haklıymış. Gelin oğlumu kendine benzetmiş olmalı ki gece eğlencelerinden başını alamıyor. Yazık, çok yazık. Günaydın. Hoş geldiniz Orhan Bey. Arayan soran var mı benim? 7-8 kişi aradı. Biri de anneniz. Önemli olduğunu söyledi. Peki. Annemle arada bir konuşayım. Ne zamandır onu arayamamıştım zaten. Hayrola anne, beni aramışsın? Özledik seni oğlum. Ne zamandır aramanı bekliyorduk. Sen aramayınca ben bir arayayım dedim. Kusura bakma anneciğim. İş güç, vakit bulamadım işte. Aramadığın için baban çok kırgın Orhan. Söylemedi deme. Tamam, bir ara arayacağım anneciğim. Biz cumartesi günü taşınıyoruz oğlum. Arayacaksan hemen ara. Yeni adresimize telefon ne zaman bağlanır bilemiyorum. Evden neden taşınıyorsunuz anne? Sen gittikten sonra ev çok büyük geldi. Sonra kirası da yüksek. Babanın emekli maaşıyla oturamayız burada. Ümraniye'de iki odalı bir ev tuttu baban. Oraya taşınıyoruz. Sevgilim, ben geldim. Hoş geldin tatlım. Kiminle konuşuyorsun? Annemle. Kısa kestikten seninle konuşacaklarım var. Tamam. Hayırlı olsun anneciğim. Ben bir ara sizi arayacağım, tamam mı? Babama da selamlarımı söyle. Güle güle. Neden aradın anneciğini? Ben aramadım, o aramış. Evden taşınıyorlarmış, onu söyledi. Sebep? Seninle evleninceye kadar kirasını ve diğer giderlerini ben ödüyordum evin. Anlaşılan benden sonra masraflar ağır gelmiş. Yazık, benim yüzümden düzenleri bozuldu. Keşke yardımcı olabilseydim onlara. Ay ne yardımı, herkes kesesinden yesin artık. Bundan böyle senin ailen benim. Hiç kimseye yardım etmek yok. Bak açık açık söyleyeyim. Öyle bir şey yaptığını duyarsam bozuşuruz Orhan. Bakma öyle söylediğime. Aslında yüksek maaş almama rağmen biz de zor geçiniyoruz biliyorsun. Her gece bir yerdeyiz. Buna para mı dayanır? Her neyse, bana önemli bir haber vereceğini söylemiştin. Nedir o? Hamileyim. Ne? Ciddi mi söylüyorsun? Kaç aylık? 3 aylık. Canım benim. Görüyor musun Nazife Hanım? Taşınalı kaç ay oldu, bir kere bile aramadı o.
ne desen haklısın bey. Artık onun adına mazerette bulunmak istemiyorum. Sekreterine yeni telefon numaramızla adresimizi vermiştin değil mi? Vermiştim ama hiçbir ses çıkmadı. Çıkmasın bakalım. Olandaki bu değişikliği bir türlü anlayamadım hanım. Biz ona ne yaptık ki bizden koptu, aramaz oldu. Herkesin evladı evleniyor ama hiçbiri de ailesini bizimki gibi ihmal etmiyor. Üzülme bey, ne yapalım? Üzülmemek elde mi? Ağrıma gidiyor. Bir tek evladımız. Ondan başka kimimiz var ki? Ölsek cenazemizi kim kaldıracak? Hasta olsak kim yardımımıza koşacak? Biz onun hasretini çekerken o hiç mi çekmiyor bizim hasretimizi? Onu bugünlere getirmek için neler çektiğimizi bir sen biliyorsun, bir ben, bir de Allah. Biliyorum bey, biliyorum. İnan neden böyle yaptığını ben de anlayamıyorum. Sanki bizden intikam alır gibi davranıyor. Neyin intikamı? Evlenmeden önce karısıyla ilgili düşüncelerimizi söylemiştik ya. Hani açık giyiniyor, serbest hareket ediyor diye. O laflarımıza kızdı da onun için mi aramıyor yani? Öyle olduğunu düşünüyorum. Yoksa oğlumuz bize düşkün biriydi. Ya öyle ya da karısı olacak sosyete yosması bizimle görüşmesini istemiyor. Giyimimizden, konuşmalarımızdan utanıyorsa. Karısının hamile olduğunu bile tesadüfen öğrendim. İnsan böyle müjdeli bir haberi vermez mi anasına babasına? Hamile miymiş? Kimden öğrendin peki? Eski mahallede oturan Nuran'ın annesi söyledi. Nuran'ı Orhan almıştı ya çalıştığı şirkete. Evet hatırladım. O mu söyledi? Evet. Geçenlerde eski mahalledeki komşuları ziyarete gitmiştim. Orada duyunca şaşırdım. Bu yakınlarda doğuracakmış. Komşular haberin yok muydu? Oğlun söylemedi mi deyince lafı değiştirmek zorunda kaldım. Utancımdan yerin dibine geçtim. Birden ateş bastı. Ne baş oldu? Ağrısı geldi. Tansiyon ilacımı getir Nazife. Tamam tamam şimdi getiriyorum. Allah aşkına üzülme Salih Bey. Görüyorsun oğlumuzdan hayır yok. Sana da bir şey olursa ben ne yaparım? Al, al su da getirdim bak. Al, sağ ol hanım. Yazıklar olsun Orhan. Yazıklar olsun. Dedeliği nineliği bile bize çok gördün. Yalvarırım üzülme Salih Bey. Dua edelim inşallah düzelir. Olmaz olsun öyle evlat. Kendine hasret bıraktı yetmezmiş gibi şimdi de torunumuzu hasret ettirecek. Ben bakıyorum. Alo. Anne ben Orhan. Oğlum nerelerdesin sen? Kaç aydır ne arıyor ne de soruyorsun. Anneciğim bırak şimdi bu lafları. Hastanedeyim. Nebahat doğum yaptı. Sahi mi? Komşulardan duymuştum hamile olduğunu. Bir oğlum oldu anne. Babama da haber ver tamam mı? Gelin kızımız hangi hastanede? Söyle de ziyaretine gelelim. Aa gerek yok anneciğim. Karımın da oğlumun da sağlığı çok iyi. Haber vereyim istedim sadece. Olsun. Biz yine de gelip torunumuzu bir görelim diyorum. Anneciğim ben bir ara getirir gösteririm size merak etmeyin. Hadi iyi akşamlar çok öpüyorum sizi. Ne söyledi hayırsız? Bir oğlu olmuş. Sahi mi? Yani ben dedi sen de babaanne mi oldun? Evet. Hastaneye ziyarete gelelim dedim. İstemedi. İstemedi mi? Gerek yok dedi. Haber vermek için aradım dedi. Yani bizim hastaneye gelmemizi, torunumuzu görmemizi istemedi mi? Sonra getiririm görürsünüz dedi. Bunu neden yaptığını biliyorum Nazife. Bizden utanıyor. Bu halimizde hastaneye gelip gelin hanımın dostlarının bizi görmesini istemiyor. Kendi bilir. Boş ver. Düşünüp de yine tansiyonunu çıkarma. Kimseye kendimizi zorla beğendirtemeyiz bey. Nebahat, kocana söyledin değil mi? Ailesinin hastaneye gelmemesini. Söyledim anne. Sadece haber ver. Gelmeye kalkarlarsa bir bahaneyle savuştur dedim. İyi yaptın. Bugün yarın hastane dostlarımızla dolar. Doğurduğunu duymayan kalmadı. Herkese haber verdim. Düşünebiliyor musun? Bizim camiadakilerin senin kayınvalidenle kayınpederini görmesini resmen skandal olur ayol. Ay sus anne düşünmek bile istemiyorum böyle bir şeyi. Ay herkes biz çağdaş bir aile bilince... Aman kızım aman. Mümkün olabildiğince kendimizden uzak tutalım onları olur mu? Tutuyorum zaten anne. Evlendiğimizden bu yana değil evlerine semtlerine bile uğramadık. Orhan bir kere telefonla aradı sanırım. Evet, bizimkilere bir torunları olduğunu haber verdim. Hastaneye gelmemelerini söyledin değil mi Orhan? Söyledim sevgilim, söyledim.
sonra getiririm torununuzu görürsünüz dedim. Ay canım canım, ay ne de güzel çocuk doğurmuşsunuz ayol. Bizim çocuğumuzsa sizin de torununuz anneciğim. Ay damat, ay lütfen torunu filan deme. Ay yaş kompleksine giriyorum resmen. Şu çocuğu 5-10 sene daha geç yapamaz mıydınız yani? Ne o, yoksa 4. sefer evlenmeyi mi düşünüyorsun? Neden olmasın, daha yaşım ne başım ne. Sen de evden gittikten sonra hepten yalnız kaldım. E hayatıma birinin girmesi lazım. Madem yalnızlık çekiyorsun, gel bizimle otur anne. Evi de sat, parayı faize koy. Gül gibi geçinirsin. Ay fena fikir değil. Ay iyi düşündün kızım. Ay, dur emlakçıyla konuşayım, kaç milyar eder bizim ev. Ama damat bey sizinle oturmama razı gelecek mi bakalım? Ay gelir gelir, neden gelmesin? Öyle değil mi sevgilim? Aa tabii tabii tabii. Başımızın üstünde yeriniz var. Ama bak söyleyeyim, gelirsem çocuğunuza filan bakamama. Nasıl bakılır onu da bilmem. Neden? Nebati siz doğurmadınız mı? Ben doğurdum ama dadılar büyüttü onu. İlk kocam çok zengindi. Ay canım canım. Ne güzel çocuk değil mi sevgilim? Evet, tıpkı bana benziyor. Benim çocukluk besinlerim de aynı böyle. Ay hiç de bile. Esas bana benziyor. Ay Nebahat doğru söylüyor, kendine benziyor. Tamam tamam canım, öyle olsun. Adını ne koyacağız? Modern bir isim olsun. Öyle Ali, Veli, Ahmet, Mehmet gibi isimler istemem ben. Yavuz, Yavuz nasıl? Bence Çağdaş koyun oğlunuzun ismini. Çok anlamlı bir isim. Evet, bence de güzel bir isim Çağdaş. Modern isim geliyor. Tamam, karar verilmiştir. Oğlumun adı Çağdaş olacak. Peki. Şu bizim bey de emekli maaşı için sabahın köründe banka kapısına gitmese ölecek yani. Bir iki gün sonra gitse ne olur? Nazife Hanım yardıma gelsene. Geliyorum bey. Hayrola, alışveriş mi ettin yine? O çuvalda ne öyle? Gelirken kömürcüden bir çuval kömür aldım. Azalmıştı. Tut şunun ucunu da sobanın yanına götürelim. Oh be. Kömürcüden buraya kadar sırtımda taşımıştım. Bir ara nefesim tıkandı. Öleceğim sandım. Bir adam tutup da 3-5 kuruş vereydin ya. Kendini delikanlı mı sandın? Zaten aldığım 3 kuruş emekli maaşı. Bir adam tutsam 5 milyondan aşağı istemezdi. Geçinebilmek için her liranın hesabını yapıyorum, biliyorsun. Biliyorum bey, biliyorum. Kolay alabildin mi bari maaşını? Aldım hanım, aldım. Ben şanslıyım ama bekleyip de alamayanlar da vardı. Niye? Adamın biri kuyrukta beklerken öldü. Kalp krizi geçirmiş. Vah vah vah. Allah rahmet eylesin. Ailesi duyunca nasıl perişan olacak şimdi. Polis falan geldi. Üzerine gazete kağıdıyla örttüler. Herhalde ailesine haber vermişlerdir. Allah korusun. Her emekli maaşı almaya gittiğinde sana da bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Şart mı ilk gün alman? Birkaç gün geç alsan olmuyor mu? Olmaz. Bu sabah maaşa giderken cebimde 5 milyon lira vardı. Birkaç gün beklersek ne yiyip ne içerdik? Güya yüksek maaş alan müdür oğlumuz var. Ne olurdu Aydana'ya 3-5 kuruş yardım yapsaydı. Biz onu okutmak için soğan ekmek yedik. Sus hanım, hatırlatma şu çocuğu bana. Yarı aç yarı tok da olsa kimseye muhtaç olmadan geçinip gidiyoruz işte. Söylemeyeyim diyorum ama söylemeden de edemiyorum bey. Karısına doğum hediyesi olarak araba almış, biliyor musun? İnsanda biraz utanma olur. Anam babam ne yapıyor, ne yiyip ne içiyor, nasıl geçiniyor diye düşünmüyor bile. Düşünmesin. Kendini kaptırdı o sosyete yosmasına, bütün değerleri unuttu. Oysa ben neler umut etmiştim biliyor musun? Terbiyeli, hanım hanımcık bir kızla evlenip yine bizimle oturacağını düşünmüştüm. Hem o hem de biz geçim sıkıntısı çekmeden yaşardık. Onu bir kooperatife sokup daire sahibi yapmayı planlamıştım. Meğer her şey boşmuş hanım, her şey boşmuş. Sen babalık görevini fazlasıyla yaptın Salih Bey. Üzülme, ne yapalım? Herkes kendi evinde sağlık içinde olsun. Gel, otur şöyle sobanın karşısına da sana güzel köpüklü bir kahve yapayım. Karşılıklı içeriz, hadi. Kıt imkanlarıyla tek evlatları Orhan'ı okutup iş güç sahibi yapan Salih Bey ile karısı Nazife Hanım'ın tek arzusu onu temiz bir aile kızıyla evlendirmektir. Ne var ki Orhan, müdürlük yaptığı şirkette kendisine sekreterlik yapan Nebahat'a tutularak onunla evlenmeye karar verir. Anne baba bunu tasvip etmemelerine rağmen oğullarını istediği kızla evlendirirler. Ne balayında ne de balayından döndükten sonra anne ve babasını aramayan Orhan'ın bu davranışı,
yaşlı anne ve babasını üzer. Bu arada oğlunun evlenip evden ayrılmasıyla geçim sıkıntısını düşen Salih Bey, iki odalı, kirası düşük bir eve taşınır. Aradan bir yıl geçer. Orhan'ın bir oğlu olur. Ne yazık ki Salih Bey'le Nazife Hanım'ın bir torunlarının olduğunu başkalarından öğrenir. Hem oğlunu hem de torununu görememek, yaşlı karı kocayı kahretmektedir. Çağdaş, güzelim, tatlım. Ay anne diyen dilini yerim ben senin. Cezban. Buyurun hanımefendi. Gel kızım Çağdaş'ı al. Önce karnını doyu sonra da uyut. Peki efendim. Çağdaş. Hadi gel mama yiyeceğiz tamam mı canım? Hadi. Ay iyi ki dede tutmuşuz. Yoksa dünyada bakamazdım çocuğa. Nebahat, işin var mı bugün? Yok, niye sordun anne? Hadi gel biraz alışveriş yapalım seninle. Oradan da Yasemin'lere gidip konken oynarız. Ne zamandır gitmiyordum. Bakıyorum da evini sattığından beri para yiyorsun. Her gün alışveriş yapıyorsun ya. Aman, ölümlü dünya. Yaşarken harcayacaksın kızım. Ay doğru söylüyorsun. Ben de kendime bir şeyler alayım. Al tabii. Ünlü mağazalarda indirim başlamış. Sosyete kapış kapış alıyormuş. Evi de bir şeyler alalım. Tamam. Kezban! Buyurun efendim. Annemle alışverişe çıkıyorum. Kocam gelirse söylersin. Peki. Orhan Bey, 3 gün sonra Kurban Bayramı. Fazladan 2 gün izin verebilir misiniz bana? Hayrola canım, bir yere mi gideceksiniz? Kayseri'ye annemleri ziyarete gideceğim. Geçen bayram da gidemedik, darılmış. Gidip de gönlünü almak istiyorum. Olur olur, gidebilirsiniz. Yalnız telefona bakmak için yerinize birini bulmamız lazım. Olur bulurum. İzin için çok teşekkür ederim. Aa, bayram dedin de aklıma geldi. Annemi arayıp bana bağlar mısın lütfen? Tabii efendim. Ya çok ayıp ettim bizimkileri. Ne yeni evlerine gidebildim ne oğlumu gösterebildim. Nebahat'in gece gezmelerinden başka bir şey yapmaya vakit kalmıyor ki. Annesi de başımıza geldi. Şimdi gündüz oturduğu da yok. Ah, efendim. Ah, bağlayayım. Tamam. Alo anne, nasılsın? İyiyiz. Sen nasılsın oğlum? Ne oldu? Sesin bir tuhaf çıkıyor. Hasta mısın yoksa? Yok. Allah'a şükür. Benim de babanın da sağlığı yerinde. Bana dargasınız değil mi? Aramadığım için, gelmediğim için kırıldınız değil mi? Yok canım. Niye darılalım ki? Gelen de sağ olsun, gelmeyen de. Yok yok. Darılmışsınız. Sesinizden belli. Kusura bakma anne. İnan işler öyle yoğun ki başımı kaldıramıyorum. Geceleri de mi çalışıyorsun oğlum? Geceleri mi? Aa şey yok. Çalışmıyorum da geceleri de evde oturduğumuz yok ki oraya buraya gidiyoruz. Nebahat'ı biliyorsun. Annesi de bizimle oturuyor artık. Her gece bir toplantıya bir yere götürüyorlar beni. Bu yüzden de bizi ne aramaya ne de evimize gelmeye fırsat bulamıyorsun tabii. Böyle kinayeli konuşma anne ne olur. Babam nasıl? Nasıl olacak? Arada bir tansiyonu yükseliyor. Başkaca bir sıkıntısı yok şimdilik. Az önce kömür almak için dışarı çıktı. Kömür mü? Kömür mü yakıyorsunuz evde? Evet, kömür yakıyoruz. Onu da çuval çuval sırtında taşıyor zavallı. Niye kendisi taşıyor? 3-5 milyon verip bir adam tutsa ya. Emekli maaşı ancak kirayla gırtlağımıza yetiyor oğlum. O da zor yetiyor. Ah, haklısınız, geçim zor. İnan masraflarım yüksek olmasa bizim ben size... Bizim evlat sevgisinden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok oğlum. Bak yine kinaye yaptın anneciğim. Ama merak etme kendimi affettireceğim size. Bu bayram elinizi öpmeye geleceğiz. Evdesiniz değil mi? Evdeyiz tabii. Nereye gidebiliriz ki? Tamam. Bayramın 1. günü torununuzu da alıp el öpmeye geliyoruz. Baban çok sevinecek bu habere. Torunumuzu çok merak ediyorduk. Adını ne koydunuz? Çağdaş koyduk. Bari bu bayramda onun için bir kurban kese oğlum. Belalara, sıkıntılara set olur. Doğru söylüyorsun anne. Kesmem gerekir. İyi hatırlattın. Bayramın 1. günü kurbanı kesip Çağdaş'la beraber geliyoruz. Babama ellerinden öptüğümü söyler misin? Söylerim oğlum. Senin de hem ellerinden hem yanaklarından öpüyorum anneciğim. Hadi kapatıyorum. Görüşürüz. Tamam. Güle güle. Ya... Demek bu bayram el öpmeye gelecek sevgili oğlumuz. Ha? Bir tane özür diledi bey. İşlerinin çokluğu yüzünden gelememiş, arayamamış. Bayramın 1. günü mutlaka geleceğim dedi. İyi gelsin bakalım. Bu vesileyle torunumuzun da yüzünü görürüz. Ya
Ya en çok da onu göreceğime seviniyorum. Madem bayram ziyaretine gelecekler, çarşıya gidip bir şeyler alayım. Karınlarını da doyurmadan gönderirsek ayıp olur. Yiyecek bir şeyler alma. Ben söyledim, kurban kesecek. Etini getirir nasıl olsa. Kavurma yaparım onlara. Sen torunumuz için gofret filan al. Peki. Mahallenin çocukları da gelir o gün. Onlar için de birazcık kağıt şeker al. Boş çevirmeyelim yavruları. Doğru ya, onları unutmuştum. Eski mahallede de bayram sabahları kapı çalarlardı, değil mi? En önemlisi de çikolata al Salih Bey. Ucuzundan olmasın ama. İyisinden olsun bari. Çikolatanın iyileri çok pahalı olur. Şöyle kesemize göre ucuzundan... Ama gelin hanıma mahcup olmayalım. Biliyorsun iyi şeyler yemeye alışkın. İkram ettiğimiz şekeri beğenmeyip de yüzünü buruşturmasın. Haklısın, haklısın da paramız sayılı. İnşallah ay sonunu getiririz. İnşallah. Hayatım. Efendim Nebahat. Yarın değil öbür gün bayram. Nerede geçiriyoruz bayramı? Hiçbir yerde. Bu bayram evimizdeyiz karıcığım. Aa, bu da nereden çıktı? Sen benim bayramlarda evde oturmaktan nefret ettiğimi bilmiyor musun? Ramazan bayramında Kıbrıs'a gitmiştik. Bu bayramda evimizde oturacağız. Ay şaka yapıyorsun galiba. Ayol evde oturup da ne yapacağız? Sabahtan akşama kadar kapı seni mi dinleteceksin bana? Bu bayram öyle olacak. Şöyle ya da böyle katlanacaksın. Zira annemlere söz verdim. Onları ziyarete gideceğiz. Oh ne âlâ. Beyefendi annesinin babasının elini öpecek diye biz evde mahpus kalacağız öyle mi? Ayrıca oğlum için kurban kesip etini yoksullara dağıtacağım. Hiç itiraz etme canım. Hayır efendim. Ne kurban keseceksin ne de annenleri ziyarete gideceğiz. Bıktım sizin bu adetlerinizden. Kurban bayramı diye yine her tarafı kana boyayacaksınız. Saçmalama Nebahat. Kurban kesmek bir ibadettir. Bu kurban işini seninkiler mi soktu kafana? Doğrusunu istersen öyle. Benim aklımdan çıkmıştı. Annem oğlun için kes dedi. İyi tamam. Ne yaparsan yap Orhan Bey. İster koyun ister deve ne istiyorsan kes. Kimi ziyarete gitmek istiyorsan git. Ama biz seninle gelmeyeceğiz. İstemiyorsan evde oturur beni beklersin. Ben oğlumu alır giderim. Ayıp, doğduğundan beri torunlarının yüzünü görmediler daha. Az önce ben demedim. Biz gelmiyoruz dedim. Yani ben ve oğlum. Sen nereye gitmek istiyorsan gidebilirsin. Ben tek başıma gidip de ne yapacağım hayatım? Onlar torunlarını görmek istiyorlar. Başka zaman görsünler. Ben oğlumu ve annemi alıp arabayla Kemer'e gideceğim. Kemer'e mi? Evet, istiyorsan sen de gelirsin. Ayol gürültünüzden uyuyamadım. Neyin kavgasını yapıyorsunuz siz? Ay bırak Allah aşkına anne. Beyefendi tutturmuş bu bayram kurban kesip annesini babasını ziyarete gidecekmiş. Ay kurban mı dedim. Ay birden midem bulandı. Midenizin bulanmasına gerek yok anneciğim. Kesilirken yanında olmayacaksınız hayvanım. Ben kestirip etini alıp... Ay yeter Orhan, lütfen yeter. Kapatalım bu konuyu. Neden geçen bayram yaptığımız gibi bir yerlere gitmiyoruz? Annenlere başka zaman da gidebilirsin evladım. Geçen bayram da gidememiştik annemlere. Tekrar ediyorum Orhan. İstiyorsan sen gidebilirsin. Ben oğlum ve annem Kemer'e gideceğiz. Son sözüm bu. Evet... Evi iyice temizledim. Her taraf mis gibi. Çikolataları şekerliye koymuş muydum ben? Koymuştum ya. Torunumun gofretleri de burada sehpanın üstünde. Evet. Salih Bey bayram namazından gelsin. Kahvaltımızı yapar. Sonra da oğlumuzun gelmesini bekleriz. Ah, ne kadar özledim onu. Neredeyse 1,5 yıl olacak. Ah güzel. Ah güzel çocuğum. Biz sana ne yaptık da bizi böyle kendine ve torunumuzu hasret bıraktın bilmem ki. Ah, Salih Bey gelmiştir. Geliyorum. Geliyorum. Ben geldim Nazife Hanım. Hoş geldin Salih Bey. Niye geciktin? Namaz biteli hani oldu? Namazdan sonra herkes birbiriyle bayramlaşıyor hanım. Bayramın amacı da bu değil mi zaten? Doğru. Küskünler barışıyor. İnsanlar birbirlerinin bayramını tebrik ediyor. Kahvaltı hazır mı? Çok acıktım. Hazır hazır. Gel hemen yiyelim de sofrayı kaldıralım. Bakarsın oğlan erken gelir. Acele etme. Gelmeleri en erken öğleni bulur hanım. Olsun. Biz yine de kahvaltımızı bitirip bekleyelim bey. Hadi gel. Çayı yeni demlemiştim. Bu ne ayol? Sanki gök delinmiş. Hiç böyle yağmur görmemiştim. Arabanın silecekleri yetişmiyor. Buyurun işte. Kemer diye başımın etini yediniz geldik. Ne yapacağız şimdi? Her tarafı seller götürüyor.
Götürsün, bu olacak değiliz ya. Arabamızın içindeyiz. Bir an evvel otele gitmeye bakalım. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Ama yönümü bile şaşırdım. Dönüş mesafesi yok denecek kadar azaldı, şuna baksana. Ay, iyi dikkatli kullan arabayı damat. Ben böyle afet görmedim. Peki anneciğim. Saat kaç oldu Nazif? 12'yi çeyrek geçiyor bey. Allah Allah. Nerede kaldı bunlar? Gelmeyecekler mi yok? Gelirler bey. Kurban da kesecekti ya oğlan. Herhalde onun için geciktiler. Ah, geldiler işte. Açıyorum kapıyı. Aç aç. Bayramlaşmaya geldik teyzeciğim. Elinizi öpeyim. Öpün bakalım. Ben de öpeyim, ben de. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür yavrum. Teşekkür ederiz. Daha durun. Birer tane de şeker vereyim size. Hadi alın bakalım. Teşekkür ederim teyze. Güle güle yavrum. Güle güle çocuğum. Mahallenin çocukları değil mi? Evet. İyi hatırlıyorsun değil mi Nazife? Orhan bayramın birinci günü mü geleceğiz dedi. Evet bey, öyle dedi. Hadi çalış çalış. Neden durduk Orhan? Araba çalışmıyor. Motor suyun içinde kaldı. Görmüyor musun? Sel suları arabanın yarısına kadar geldi neredeyse. Aa, yağmurun şiddetinden görmemiştim. Hakikaten. Sel suları arabanın yarısına kadar tırmanmış. Ay, arabanın içine sular girmeye başladı. Kapının aralığından yağmur suları giriyor. Oh olsun bize, oh olsun. Nereden aklınıza uydum da buraya geldim? Oysa babamlara gideceğim diye söz vermiştim. Müstahak bize, müstahak. Ay bırak şimdi dövünmeyi de nasıl kurtulacağız buradan? Baksana. Sular giderek yükseliyor. İmdat isteyecek kimse de yok etrafta. Ay dışarıya çıkamayız. Yarı belimize kadar suya gömülürüz. Allah kahretsin. Ne bu eksikti? Şimdi de sular arabayı sürüklemeye başladı. Ay ilerle. Korkma söyleyeceğim. Ay, çalıştık arabayı. Damat baksana. Sen sular arabayı ilerideki dereye doğru sürüklüyor. Dere yükselmiş. İstersen boğuluruz. Çalışmıyor. Araba çalışmıyor. Dereye doğru sürükleniyoruz. Boğulacağız. Saat kaç oldu Nazife? 3:30 oldu bey. Yok, bunlar gelmeyecek. Gelseler çoktan gelirlerdi. Sevgili oğlumuz son anda yine yapacağını yaptı. Gelmekten vazgeçti. Yazık. Dünyanın masrafını yapıp ev baklavası da yapmıştım onlar için. Yazık olan sadece masraf mı hanım? Ay sonunu getirmek için birkaç gün çorbayla bulgurla idare ederiz. Esas yazık olan beklentilerimiz. Yüzüne hasret kaldığımız oğlumuz, hiç görmediğimiz torunumuz. Sakın başlarına bir iş gelmesin. Bırak canım, bırak, bırak. Beni aramayanı ben neden arayayım hanım? Başına ne gelebilir ki? Her şey ortada. Karısı istemedi, oğlan da gelmedi. Hepsi bu. Tahmin ve fikir yürütme bey. Sende cep numarası var. Ara şunu da neden gelmediğini öğrenirim. Olmaz dedim Nazife, olmaz. Arayamam. Ben babayım Nazife. Bu halimle oğlumu arayamam. Bir çocuk gibi ağlarken oğlumu arayamam. Bugün bayram Nazif. Dargınların barıştığı, dostlukların yarıştığı gün. Tamam bey. Tamam, sakin ol. Ne olur kırılma ona. Babanın kırılması, hele ağlaması hiç hayra alamet değildir. Ne olur affet onu. Tamam. Tamam, şimdi kendime gel. Yayınımızı bir son dakika haberiyle kesmek zorunda kaldık sevgili seyirciler. İki gündür Antalya ve ilçelerini etkisi altına alan şiddetli yağmur çok sayıda mal ve can kaybına sebep oldu. Şimdi İHA muhabiri arkadaşımızın cep telefonundan Selzede ile yaptığı sıcak konuşmaları getiriyoruz ekranlarımıza. Beyefendi şu anda ne durumdasınız? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Çok zor durumdayız. Yoldan akan sel sularına kapıldık. Dere yatağına doğru arabamız sürüklenmeye başladı. Bu ses bana hiç yabancı gelmedi. Dur da dinleyelim hanım. Arabada sizden başka kim var? Ben, eşim ve kayınvalidem. Oğlumuzu evde dadısına bırakmıştık. Bayramı geçirmek için gelmiştik buraya. Sürükleniyoruz, sürükleniyoruz. Lütfen, lütfen polisi, ilgilileri arayın. Bir şeyler yapın. Sular arabanın camlarına kadar yükseldi. Durumumuz gittikçe daha kötü bir hal almaya başladı. Lütfen. Dereye doğru sürükleniyoruz. Bu gidişle boğulacağız. Bize kim olduğunuzu ve arabadakilerin de kimliğini söyler misiniz lütfen? Benim adım Orhan. Orhan Çelik. Ne? Ne dedi bey? Duydun mu? Sen de duydun mu? Bu bizim olan Nazife. Orhan Çelik dedi. Arabadaki oğlumuz. Peki o diğer iki kişi kim Orhan bey? Eşim Nebahat, kayınvalidem Suzan Hanım.
Eyvah, sürüklenme, hızlanmaya başladı. Yardım edin, yardım edin, yalvarıyorum, yardım edin. Haber verdik, yardıma geliyorlar. En kısa zamanda kurtulacaksınız, merak etmeyin. Hayır, kurtulamayacağız, imkanı yok, kurtulamayacağız. Bakın, ümitsiz olmayın, panik yapmayın, biraz daha dayanın, lütfen. Gözyaşları müsaade etmez. Anlamadım, gözyaşları mı dediniz? Evet, bizi sürükleyen sel suları değil, babamın gözyaşları. Babamın gözyaşları. Eyvah, tereyağına girdik, sonumuz geldi. Kurtulmamız imkansız. Anne, anne baba, affedin beni, ne olur. Ne olur beni affedin, yalvarırım affedin. Akılsız oldunuz affedin. Kurban kesecektim. Sana gelecektim baba. Elini öpecektim. Olmadı. Beceremedim. Yenik düştüm. Oğlum size emanet. Oğlum size emanet. Oğlum. Maalesef. Maalesef telefon bağlantısı kesildi. Sanırım yapılacak bir şey kalmadı. Evet. Söz sizde merkez. Ömer'de yaşanan canlı dramı izlediniz sevgili seyirciler. Çok acı. Acı olduğu kadar da manidar bir haykırışın canlı şahidi oldu. Bilmem siz nasıl algıladınız ama Orhan Bey'in son sözleri bana çok anlamlı geldi. O haykırışın derinliklerinde sanırım çok manalar gizliydi. Evet, yayın yönetmenimiz Orhan Bey'in bu son haykırışlarını şimdi tekrar ekrana getiriyor. Anne, anne baba, affet Allah. Affet Allah. Hakkımı helal. Sen affet Allah. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalınız.